Arkadaşlar, herkese iyi pazarlar. Şimdi hareketli bir haftayı geride bıraktık. Gerçekten çok fazla haber akışlı, yoğun bir haftaydı. Şimdi bugün bu haftaya yönelik bir konuşalım istedim. Dün de bayağı bir yorulduk bütün gün. Dünkü eğitime gelen tüm kardeşlerime, şehir dışından kalkıp gelen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir gündü. Bu arada biliyorsunuz Twitter tarafında biraz duyurmaya başladım. Yakında link de koyacağım. 2 Kasım'da arkadaşlar İstanbul'da İstanbul Portföy'le bir seminer yapacağız. Sağ olsun Tufan kırmadı beni zaten. Daha önce de biliyorsunuz söz vermiştim. Diğer illerde de olacak bunlar. Özellikle A1 ailesi de biliyorsunuz ciddi anlamda bunlara destek veriyor. 2 Kasım'da İstanbul Portföy'le beraber 2020 yılı yatırım stratejileri adı altında özellikle BES'ler, fonlar, İşte 2020 yılında borsa, dolar beklentisi, altın beklentisi, bunların olacağı çok keyifli bir seminer olacak. Kısıtlı sayı olacak, 100 kişiye sınırlandıracağız. Linki paylaşacağım. Bekleyin, 2 Kasım'da muhtemelen Pazartesi veya Salı günü paylaşırım arkadaşlar. Dediğim gibi yoğun bir haftaydı. Şimdi tabii ben geçen hafta yorumların çoğunda hep şunu söyledim. Arkadaşlar dedim, hani biz öyle Türkiye olarak hani kafamıza göre oraya öyle girmiş olamayız. İlla ki Trump'la arka tarafta başkanın, çünkü arası onların iyi. Arka tarafta illa bir şeyler vardır. Yani Trump'ın böyle esmesi, gürlemesi, biliyorsunuz esti, gürledi. Dedik ki bakın, dedik sakin olun. Yani bu hani böyle değil, bu adam dengesiz. Yarın öbürsü günde bir tane tweet atar, Türkiye benim canım ciğerim der. İş bir anda bambaşka bir hale gelir. Dedik ki zaten adam bir tane tweet attı. İşte toplantı sonucunda anlaştılar mecburen. Çünkü Türkiye çok ciddi anlamda ilerledi. Allah Mehmetçiğimizden razı olsun her zaman. Yani yüzümüzü zaten hiçbir zaman kara çıkarmıyorlar. Böyle bir ordu zaten olduktan sonra bizde. Biz öyle hani Arjantin, işte Brezilya, biz işte öyle batık bir ülke falan böyle olarak gösteren insanlar var bize, ama bizim gerek coğrafi konumumuz, gerek askeri gücümüz, biz öyle hani yabana atılacak bir memleket, bir ülke değiliz arkadaşlar. O yüzden ülkenize güvenin. Tekrardan da bütün Mehmetçiklerimizden Allah razı olsun. İnşallah da bir an önce bu operasyon başarıyla bitti zaten. İnşallah da bu ateşkes işinden sonra da anlaşılır ve bu iş bir an önce, bir tane daha Mehmetçiğimizin burnu kanamadan biter. Şimdi baktığınız zaman Türkiye tarafını, bir anlaşmayla beraber bir anda dolar TL 5.73'lere geldi. Borsa bir anda %5 %6 gap'li açtı. Fırsat vermedi. Tabii çok volatil günler yaşadık. Yani işte açığa satış engellendi. Yani iyi de yapıldı. Belki de geç bile kalınmıştı. Çünkü böyle ortamlarda Türkiye piyasası zaten sığ bir piyasa olduğu için çok manipülasyona çok açılıyor. Ve yani açıkçı dediğimiz aşağı doğru oynayan dostlarımız, ki o da bir seçenektir, oynayabilirsin, ama bizim piyasamız sığ olduğu zaman böyle günlerde hem bir panik havası, hem insanların satışı, hem açıkçının baskısı kar topu gibi iniyor ve insanlar çok zarar görüyor. Dolayısıyla bence doğru da bir hamleydi. Belki bir gün geç kalınmış olabilir. Ve dolar TL 5.75'lere kadar gevşedi. 5.75-80 diyordum düzeltebileceği yer. 5.75-40'lardan döndü. Şimdi bu haftaki senaryo ne? 5 gün bir müddet verildi. Bu adamlar çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Şimdi şu anda piyasa ona odaklandı. Şimdi muhtemelen Pazartesi Salı 75-40 ile 82 arasında bir gideceğiz, geleceğiz. Yani bekleyeceğiz. Açıklamalara bakacağız. Duruma göre de eğer ki 75-40 aşağı doğru kırılırsa, bu sefer 5.75-5.68 bantlarına doğru bir geri çekilme başlayacak. Ve eğer ki bu adamlar geri çekilip bu iş biterse bu hafta düzgün bir şekilde, dolar TL'de 5.68'lere doğru bir gevşeme olasıdır. Ha, oralar artık 5.68 ve 5.64 aralığı artık defansif alım bölgeleridir dolar için. Yani artık bu olumlu beklenti biteceği için bunun da artık bir yukarı doğru tepkisi yapacaktır. Dolayısıyla almak isteyen dostlarımız 68-64 aralığında dolar biriktirebilirler kademeli olarak. Ama yok kardeşim, bunlar anlaşamazlar. Bu herif çıkmayacak.
İşte bu arada ABD Senatosu da hala gündemde. Yani Trump her ne kadar yaptırımları işte geri çektik falan dese de Senato ciddi anlamda adama kızgın ve onların da şu anda iç siyasetinde Türkiye çok büyük bir malzeme. Biraz da o yüzden Trump böyle kükredi bize falan, yani artistik yaptı. Sonra da zaten R yaptı. Şimdi eğer oradan bu yaptırımla ilgili Senato'dan bir şey çıkabilir. Yani hala bu riskler ortadan kalkmıştır, onu demek istiyorum. Dolayısıyla gözümüz şurada olacak. Bir, bu adamlar çekilecek mi? Bir problem çıkacak mı? Eğer ki bir problem çıkarsa bu sefer dolar TL hızla 87'lere doğru tekrardan bir atak yapar. Yani 81, 80, 82 bölgesi önemli bir direnç olacak. Olumsuz bir beklenti satın alınmaya başlarsa, bu 82 seviyesi geçilirse bu sefer 87'ye doğru tekrardan hareketleniriz. Pazartesi Salı piyasa biraz daha bekleme moduna geçer. Yani oyuncuların çok bu riski alacağını düşünmüyorum. Çok volatil çünkü piyasa. Borsaya baktığınız zaman Perşembe düştüğü yerden %7 yaptı ama diyeceksin ki Burak kim mal aldı? Zaten insanlar zarardaydı, düşmüştü. Şu anda onu geri almaya çalışıyor ki hala hepsini almış değil. Yani arkadaşlar zor bir piyasa. Geçen hafta da çok söyledim. Zor bir piyasa. Mümkün olduğunca biraz uzak durun. Mümkün olduğunca bir balans bir portföyle girin. Tek bir şeye odaklanmayın. 5.68-5.64 aralığı dolar almak için orta vadeli defansif iyi bölgelerdir. Ama bu işin çözülmeyeceğini düşünüyorsanız 5.75'lere doğru 5.76'lar buralarda dolar alıp bu işin çözülmeyeceğini oynayıp bu sefer 5.87'den satmak için pozisyon açabilirsiniz. Ama diyorum bu tamamen bir seçim. Çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Bütün hikaye arkadaşlar bu. Bu hafta bütün oyunda bu olacak. Merkez Bankası faiz indirir mi? Ya çok da hani artık bir anlamı yok. Yani zaten indirebileceği faiz oranı çok düşük. Piyasa şu anda ona bakmıyor bile. Yani indirse de olur, indirmese de olur. Çok bir umurunda değil piyasanın. Piyasanın şu anda odaklandığı nokta arkadaşlar Suriye tarafı. Dediğim gibi inşallah çekilirler. Mehmetçiğimiz de güzel bir şekilde geri döner ve Türkiye'nin başarısıyla bu iş bitmiş olur. Bu senaryoda dediğim gibi 5.70, 5.68, 5.64 kademeli olarak dolarda pozisyon açabileceğiniz bölgeler. Yukarı doğru 82 önemli bir direnç olacak hafta başında Pazartesi Salı. Yukarıda 86, 80, 87 bölgesi önemli direnç olacak. Pozisyonlarınızı arkadaşlar ona göre değerlendirin. Karar sizin, seçim sizin. Biliyorsunuz bu kanalda hiçbir zaman işte dolar öyle olacak, borsa böyle olacak diye biz konuşmuyoruz. Çünkü her zaman da onu söylüyorum. Finansal piyasaların bir etiği vardır. İnsanları hiçbir zaman etkileyecek, insanları manipüle edecek yorumlar yapamazsınız, yapmamalısınız. Bu insanlar nasıl bunu yapıyorlar hala bilemiyorum ama bu bir suçtur zaten arkadaşlar. Sizler de lütfen işin kolayına kaçmayın. Paranıza yön verirken kimin ne dediği önemli değil. Benim de ne dediğim önemli değil. Benim şu söylediklerim sana ya yok ya ben Burak'la aynı fikirde değilim diyebilirsin. Çok normal. Altta çok kibarca eleştirin de yapabilirsin. Başım üstüne. Hadsizce değil, kibarca. Çünkü bazı insanlar var. Şimdi bazı adam var çok kibarca bir şey yazıyor. Hemen cevabını yazıyoruz. Haklı olduğu yerde evet kardeşim sen de haklısın. Ama bazı insanlar var ki arkadaşlar sırf karşıdaki adamı bozmak için uğraşıyor. Yapma işte görüyorum ben senin ne yaptığını. Arkadaşlar herkese hayırlı haftalar. Önce ordumuz için, memleketimiz için inşallah iyi bir hafta olur. Ondan sonra da sizin de inşallah para kazandığınız bir hafta olur. Görüşmek üzere.